Evet, geldik artık arkadaşlar. Sıcaklığın son konusu. Genleşme var. Genleşmeden önceki son konu. Enerji tasarrufu için yaşam alanlarının yalıtımına yönelik tasarım yapar. Yani burada bir sayfalık bir konu anlatım var ama o konu anlatım aslında konu anlatım değil, sadece başlığı atmış ve sizin bir proje tasarlamanızı istiyor. Neymiş bu alt başlıklarda kazanımlarınız? Enerji tasarrufu için ısı yalıtım sisteminin aile bütçesine ve ülke ekonomisine olan katkısının önemi vurgulanacak. Öğrencinin ısı yalıtımı ile ilgili günlük hayattan bir problem belirlemeleri ve bu problem için çözümler üretmeleri sağlanacak. Yapılacak tasarımlarda finans bilincinin geliştirilmesi için bütçe hesaplaması yapılmasının gerekliliği vurgulanmalıdır. Yani öğretmen olarak sadece ne diyeceğiz? İşte enerji tasarrufu şu kadar şöyle önemli, böyle önemli. Isı yalıtım sistemine, aile bütçesine katkıları şunlardır çocuklar diyeceğiz ve ondan sonra projeyi yapmanızı bekleyeceğiz. Ardından hissedilen ve gerçek sıcaklık arasındaki farkın sebeplerini yorumlayacaksınız. Küresel ısınmaya karşı alınacak tedbirlere yönelik yine proje geliştireceksiniz. Bu da bir sayfalık bir proje. Öğrencilerin projelerini poster, broşür veya elektronik sunu ile tanıtmaları sağlanır. Küresel ısınmanın sebeplerine dikkat çekilir. Çevreye karşı duyarlı olmanın gerekliliği ve bireysel olarak yapılabilecek katkılar hakkında tartışması sağlanır. Bakın, bir sürü diğer konulara göre daha fazla kazanım olmasına rağmen en kısa konu anlatımı da burada. 2 sayfalık bir konu anlatımı var arkadaşlar. Yani sizin sonuçta aslında burada çevreye karşı duyarlılığınızı geliştirmeyi amaçlıyoruz. Burada teorik bilgiden ziyade proje üretmenizin önemli olduğu bir konu başlığı bu. Evet, proje bakın burada hiçbir konu anlatımı yok. Enerji tasarrufu için yaşam alanlarının yalıtımına yönelik tasarımlar. İçerikten bahsetmiş, süre vermiş 15 gün. Beceriler, araştırma, kavrama, yaratıcı düşünme, iletişim, işbirliği. Beklenen performanstan bahsetmiş ve değerlendirme kriterlerini belirtmiş. İşte burada siz bu projeyi yaptıktan sonra öğretmeniniz projenizi ne yapacak? Derecelendirecek. Burada da size nasıl bir yol izleyeceğiniz hakkında bir harita sunmuş arkadaşlar. Bu sayfayı okuyup üzerine düşünürseniz, yani en azından projeyi tasarlamasanız bile hani sizden beklenilen şeyi anlarsınız diye düşünüyorum. Ben buraları okumayacağım size. Gelelim hissedilen sıcaklık ve gerçek sıcaklık arasındaki farka, ilişkiye. Burada bakın bir fotoğraf verilmiş bize. Nereden alınmış? Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sitesinden alınan bir ekran bu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün genel ağ adresinden alınmış bir görüntü. Görsel 544'te verilmiştir. Saatlik tahmin bölümünde. Bakın şurası saatlik tahmin bölümü. Saatlik tahmin bölümü. Perşembe günü 9 ila 12 arasında. Beklenen hadise işte parça bulutlu bir hava, sıcaklık 28 derece Celsius fakat hissedilen sıcaklık 27 derece Celsius'muş. Saatlik tahmin bölümünde beklenen hadisenin parçalı bulutlu bir gökyüzü olduğu ve net bir şekilde anlaşılmaktadır. Sıcaklıkla ilgili olarak da sıcaklık ve hissedilen sıcaklık olmak üzere 2 ayrı sıcaklık değeri verilmiştir. Günün sıcaklığı hangisi olacaktır? 28 mi 27 mi? Burada tabii ki havanın sıcaklığı aslında 28 derece ama bizim hissettiğimiz, algıladığımız şey daha farklı olabiliyor. Hissedilen sıcaklık adı üzerinde bizim duyu organlarımızda hissettiğimiz şey termometrenin ölçtüğü hava sıcaklığından farklı olarak insan vücudunun hissettiği sıcaklıktır. Bu sıcaklık değeri havanın gerçek sıcaklığı, nem oranı, rüzgar ve radyasyona bağlı bir niceliktir. Bu nicelik ölçülmez. Yani termometreyle bunu ölçemiyoruz. Sıcaklık ve nem oranı kullanılarak bir hesaplama yapılır. Bu hesaplamayı bize yansıtırlar. Gün içerisinde bizleri etkileyecek olan sıcaklık değeri budur. Yani insanın hissettiği önemli olan hissedilen sıcaklığın ne olduğu. Öte yandan giysiler, kişinin psikolojik durumu, sağlığı, vücut yapısı ve beslenmesi bile hissedilen sıcaklık değerini etkiler. Yani bu doğrudan her bireyin hissettiği sıcaklık da değil aslında. Yani mesela benim kardeşimin çalıştığı firmada kardeşim mesela klima olmadan çalışabiliyor ama arkadaşı klima çalışmıyorsa yaz aylarında çok fazla terliyor. Hatta yani işte Nisan'la Mayıs'ta bile kısa kollu tişörtle çalışıyordu. Çünkü onun hissettiği sıcaklık çok daha fazla. O dayanamıyor mesela. İşte erkeklerle kadınlarda farklıdır ya. Erkek üşümez kolay kolay ama kadın çok üşür mesela. Kış aylarında kadın battaniye üzerine çeker. Erkek ise üstünü açar. Hatta erkekler kışın bile yatarken kısa kollu tişörtlerle falan şortlarıyla yatabiliyorlar. Yine mesela heyecanlıysak daha farklı hissedebiliriz. Hastalığımız varsa yine bu hastalık sebebiyle daha farklı hissedebiliriz. Dolayısıyla sıcaklığı algılama kişiden kişiye ne gösterir? Farklılık gösterir. Termometrede ölçülen bir değer var. Herkesin okuduğu o değer sabit. Ama herkesin bu sıcaklığı algılama, hissetme şekli
birbirinden farklı olabilirmiş arkadaşlar. Özellikle diyorum ya, İzmir bölgesinde yaşıyorum ben. İzmir'de havanın çok nemli olması sebebiyle biz sıcaklığı çok daha farklı hissediyoruz. Kuru bir havaya nazaran o sıcaklık çok boğucu hale gelebiliyor nem yüzünden arkadaşlar. Sıra sizde kısmına gelmiş. Recep akşam okuldan döndükten sonra tüm gün güneş alan salonlarına girdiğinde bunaldığını hisseder ve duvar termometresine bakar. Termometre 28 derece Celsius'u göstermektedir. Salonda unuttuğu suyu içmeyi dener ama su fazla ısınmıştır. Pencereyi açmak için yöneldiğinde pervaza unutulmuş çiviyi fark eder. Malzeme çekmecesine kaldırmaya karar verir. Bir eli pencerenin ahşap kulbunda, bir eli çivide olan Recep, çivinin pencere kulbundan daha sıcak olduğunu hisseder. Pencere kenarındaki çiçeğin suya ihtiyacı olup olmadığını anlamak için toprağına dokunur ve şaşırır. Annesinin sabah sulamış olduğu çiçeğin toprağı hala serindir. Hikaye bu. Salondaki nesneler için verilen ifadeleri değerlendirerek evet ya da hayırı daire içerisine alınır. Ya ben tam masal gibi okumadım. Yani bunu bir çocuğa okusam gerçekten masal dinliyorum zanneder. Benim yeğenim var, Efe Baray. Küçükken onunla daha çok ortanca teyzesi, yani benim kız kardeşim sabah ilgileniyordu. Ben o sıra çok yoğun çalışıyordum. Etüt merkezinde falan da çalışıyordum. Çok fazla ilgilenemiyordum. Neyse bir gün sabahın bir işi çıktı. Benim Efe ile ilgilenmem gerekti. Dedi ki abla ne yapacağım dedim. Ben bu çocuğu nasıl oyalayacağım? Yani çok bilmiyorum iletişim kurmayı. O da daha 2,5-3 yaşında mı? Ya da belki 4 yaşındadır. Dedi ki abla masal oku. Şimdi kardeşim gitti. Ben şimdi Efe Baray'ı masal okuyacağım. Ama sıkılıyorum masal okumaktan. Hiç hoşuma gitmiyor. O zaman işte 12. sınıf MEP kitabında atom altı parçacıkları anlatıyor böyle. Yani ben buna fiziği okuyayım böyle. Bir güzel bunu masal tonuyla okuyayım. Bakalım ne olacak. Aldım kitabı, yattım yanına. Başladım bunu masal gibi okumaya. Efe birazdan şöyle gözüne de parmağını sokmuş. Teyze bu nasıl masal ya dedi bana. Dedim bu fiziksel bilimsel bir masal. Ama hiç itiraz etmedi. Onu dinlemeye devam etti. Ve o günden sonra bilime karşı aşırı ilgili bir çocuk haline geldi. Hala hani birçok bilimsel şeyi, fizikle ilgili, uzayla ilgili şeyi o kadar merak eder ki. O yaşlarda daha dördüncü, yani 4 yaşındayken ben ona yıldızların nasıl oluştuğunu, evrenin nasıl oluştuğunu, işte yıldızların ömrünün sonu geldiğinde patladığı zaman neler oluşabileceğini falan anlatmıştım. Yıldızların içinde hangi elementlerin olduğuna kadar hepsinin sıcaklığını falan hepsini ezbere şakır şakır anlatıyordu. Bir kez anlattım ve hepsini aklına aldı. Öyle ilgili hale gelmiş oldu yani. Bir hayırlı bir şeye vesile olduk. Tabii yazılım mühendisi ya da bilim insanı olmak istiyor ama bazı sebeplerden dolayı Türkiye'de ne yazık ki bu gerçekleşebilecek durumda değil. Çünkü Efe'nin görme engeli var arkadaşlar. Görme engeli yüzünden de hani şekilli olan hiçbir şeyi göremiyor. Sözel sorulardan sorumlu olacak sınava girdiği takdirde. Fizikte de hemen hemen bütün sorular biliyorsunuz şekil içeriyor ya da matematikte, geometride. Kimya, bir biyoloji belki, onda bile artık çok şekil var. Yani yeni nesil sorularda aşırı görselleştirme olduğu için Efe'nin şansı giderek azalıyor tabii. Keşke işte farklı olsaydı. Hayallerini kırmak istemiyorum şimdi ama benim yeğenim yani bilim insanı olmak istiyor. O yüzden gözlerinizin değerini bilin çocuklar. Hani burada duygusal bir konuşmaya girmek istemiyorum ama görebiliyorsunuz, bakın okuyabiliyorsunuz. Yani gördüğünüz için anlama olasılığınız çok yüksek. Fiziği ben size sadece sözel olarak anlattım düşünün. Şu videoyu izlerken gözlerinizi kapatın, biraz öyle dinleyin bakalım. Yani ne kadar farklı olduğunu göreceksiniz. İnsanların öğrenme stilinin de yaklaşık %70-%80'i görsel öğelerle destekleniyor. Materyaller bunun üzerine geliştiriliyor. Duyarak anladığımız şeylerin yüzdesi %25'lerde falan. O yüzden gözlerinizin değerini bilin. Madem o gözleriniz var, o gözlere sahip olamayan çocukların hayallerini gerçekleştirme imkanınız varsa o gözlerinizi bu güzel hayaller için kullanın. Evet. Bakalım devam edelim duygusal bir konuşmadan sonra. Salondaki nesneler için verilen ifadeleri değerlendirerek evet ya da hayırı daire içerisine alınız demiş. Hepsi aynı sıcaklıktadır. Doğru, çünkü ortam termal dengede olduğu için yani bütün maddeler birbiriyle yeteri kadar beklemişler. Ortamda hava molekülleri, pervaz, cam, çivi falan bunların hepsi ısı dengede olduğu için sıcaklıkta ne olacaktır? Eşit olacaktır. Suyun sıcaklığı 28 derece Celsius'tan fazladır. Şimdi suyu sıcak hissetmişti değil mi? Böyle ooo fazla ısınmış, içemedim demişti. Fakat aslında o suyun sıcaklığı ortamın sıcaklığıyla aynı. Sadece çocuğun hissettiği daha farklı olabilir. Dolayısıyla buraya hayır dedim. Metan çivinin sıcaklığı pencere kulbunun sıcaklığından fazladır.
Bir eli tahta pencere kulbundaydı. Bir elinde de çivi vardı. Çiviyi daha soğuk hissediyordu. Oysa ki ikisi de aynı ortamda olduğu için sıcaklıkları aynıydı. Fakat çivinin ısı iletim hızı metal olduğundan daha fazla olduğu için çiviyle etkileşimi, kimdi çocuğumuzun adı? Adı neydi bu çocuğun? Recep'in etkileşimi daha fazla olduğu için Recep çiviyi ne yapacaktır? Daha soğuk hissedecektir. Recep hissettiği sıcaklıkla ilgili bir yorum yapar. Yani hayır diyorum buna da dolayısıyla. Nesnelerde hissettiğim sıcaklık, hava durumu raporlarına verilen hissedilen sıcaklıkla alakalıdır. Hayır, o hava durumu raporu adı üzerinde hava ile ilgili hissedilen sıcaklıktan kasıt metallerin, nesnelerin, bardağın, çayın falan değil. Havanın sıcaklığında bizim hissettiğimiz şey. O yüzden bu bununla ilgili değildir. Yaptığı yorumu doğru olup olmadığına karar veririz. Bir kere yanlış olduğuna karar verdik. Yorumdaki yanlışlık neyse diyor onu düzeltiniz. Evet, nesnelere hissettiğim sıcaklık, farklı hissettiğim sıcaklığın sebebi o nesnelerin ısı iletim hızlarının birbirinden farklı olmasıdır. Bu sebeple. Kusura bakmayın, mutfaktan korkunç bir gürültü geldi. Annem bir şeyleri devirdi. O yüzden kapatmak zorunda kaldım. Küresel ısınma kavramına geldik. Tabii ki bu yeni yüzyılın en büyük problemi, insanoğlunun problemi. İnsanoğlunun sonunu getirecek problem aslında. Bunu çözmeye, çözüm yolu aramaya gitmediğimiz sürece sonumuzu getireceğiz. Belki biz paçayı kurtaracağız ama bir 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl sonra ne yazık ki bu dünya arkadaşlar artık yaşanılabilir hale gelmeyecek. Şimdi işte keşifler yapılıyor. Mars'ta kolonileşmenin yolları aranıyor. Bir dünya paralar akıtılıyor. Ya insan düşünüyor. Hazır senin bir yuvan var. Hala kurtarılabilir bir yuvan var. Tamam Mars'ta kolonileşmeyi düşün ama İşte neden düşünülüyor? Bir gün dünyanın sonu gelirse falan. Ya önce bir dünyanın sonunun gelmemesi için uğraş. Mevcut evin var. Senin fizyolojik özelliklerin, genetiğin bu evrende ne yaptı? Uyumlu hale geldi. Adapte etti kendini. Sen bu dünyanın elemanısın. Dolayısıyla bu dünyanın koşullarına alışıksın. Ay'da ya da Mars'ta yaşamak öyle kolay olmayacak yani. Çok çok zor olacak. Şu anda bir basit maskeyle bile yaşarken pandemi döneminde ne kadar zorluklar yaşıyoruz yani. Ben işte yarın değil, ertesi gün Salı günü kursum başlayacak okulda. Çocuklar başvurmuşlar. Yani bir 3 sınıf oluşacak herhalde. 72 saat derse gireceğim onlara ve düşünüyorum yani o maskeyle o dersi nasıl anlatacağım? Hava almadan, yani yüzümdeki ifadeleri onlar görmeden en basitinden ya da çocuklar benim yanıma gelemeden onlarla etkileşim kuramadan bu iş nasıl olacak diye düşünüyorum. Biz de burada atmosferi bile olmayan, suyu olmayan, oksijeni olmayan bir yerde yaşamanın yollarını arıyoruz. Önce bir diğerini bilelim ülkemizin, tamam, dünyamızın değil mi? Dünya iklimi tarih boyunca değişime uğramıştır. Bu bir gerçek işte. Hani biliyoruz, bakıyorsun tarihsel kitaplar var çok güzel. Anlatıyor bu kısmı yani. Bu değişimin çoğu dünya yörüngesinde meydana gelen değişimlerle gezegenin aldığı güneş enerjisi miktarının artmasına dayandırılmaktadır. Yani dış etkenler var. Yapısıyla ilgili olur. Uzayın içindeki o değişimle ilgili. Ama öte yandan son yüzyılda yani 1900'lü yıllardan sonra artık sanayileşmeye başladıktan, teknoloji gelişmeye başladıktan sonra meydana gelen iklim değişikliğinin %90'ının nedeni insan faaliyetleri arkadaşlar. Yani düşünebiliyor musunuz ya? İnsan oğlunun yaptığı şeyler yüzünden iklim değişime uğruyor. Küresel ısınma. Tabii yapmazsan değişime uğramaz. Bu kadar basit yani olay. Küresel ısınma sera etkisi sebebiyle dünya yüzeyi ortalama sıcaklığının artmasıdır. Sera etkisi ise fosil yakıtların aşırı kullanılması. İşte nerede kullanıyoruz? Araçlarda kullanıyoruz değil mi? Fabrikalarda kullanıyoruz. Kömür bilmem ne. Kömür kullanıyorsun, benzin kullanıyorsun, doğal gaz kullanıyorsun. Sera etkisi ise fosil yakıtların aşırı kullanılması. Yani bu kadar kullandığımız için, enerjiye ihtiyacımız arttığı için ne yapıyoruz? Ormansızlaşma yüzünden bir de tabii ki yeşili yok ediyoruz. Ne oluyor? Atmosferde bazı gazlar birikiyor işte karbondioksit, kütlüoksit ve karbonmonoksit gibi bu gazların birikmesi sonucunda güneş ışınlarının atmosferde uzun süreli kalması durumu. Yani normalde aslında bizim atmosferimiz o güneş ışınlarını absorbe etmez, yansıtır. Ama ne yapıyor bu gazlar yüzünden? Ne sesler geldi. Bu gazlar yüzünden dünya yüzeyi olması gerekenden daha fazla ısınmaya başlıyor atmosferde tutulan enerji yüzünden. Küresel ısınma, okyanusların ısınması, buzulların erimesi, deniz seviyesinin artması, deniz seviyesinin yükselmesi, kar örtüsünün azalması, yoğun yağış olaylarının artması, şimdi senin buzulların erirse,
suyun artar, değil mi? Su miktarını arttığı zaman buharlaşma artar. Buharlaşma artarsa bunun tam tersi yoğuşma da artar. Yani yağmur olayları artmaya gereğinden fazla. Hatta böyle YouTube'da falan var. Yani o iklim değişikliği yüzünden taş gibi bu kadar doluların yağdığı, korkunç fırtınanın koptuğunu görüyoruz. Kar örtüsünün azalması, yoğun yağış olaylarının artması, okyanuslarda asit oranının artması ve canlı türlerinin yok olmaya başlaması gibi olumsuz etkilere yol açmaktadır. Küresel ısınmaya karşı dünya çapında çalışmalar yapılmakta, ülkeler arasında sözleşmeler imzalanmaktadır. 1992 yılında kabul edilen ve 94 yılında yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ile iklim değişikliği soruna karşı küresel tepkinin temeli oluşturulmuştur. Bu tabii ki yeterli değil yani. Bu kapsamda kabul edilen Kyoto Protokolü de uluslararası bir anlaşmadır. Protokolün ana amacı atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun iklimi etkileyemeyecek seviyede dengede kalmasını sağlamaktır. İşte BM, ÇDS bir şey. Emisyonun azalması için teşvik edici uygulamalar, Kyoto Protokolü ile zorlayıcı yaptırımlar öngörmektedir. Ben 2007'de KPSS'ye girdim atanmak için. O sene vatandaşlık bilgisi ve güncel bilgiler kısmında bununla ilgili soru çıkmıştı. Bir de Fransız Cumhurbaşkanı'nın kim olduğunu sormuşlardı. Hayır, ben de yoğun şekilde sınava çalışıyorum. Zaten okul kapandı işte, sınavlara girdi çocuklar. O zaman adı ÖSS'ydi galiba o zamanlar. Ben dershanede çalışıyordum. Okul kapandı, 2 hafta sonra sınava gireceğim. O 2 hafta süreçte çalışıyorum. O sırada işte bu Kyoto protokolü imzalanmış. Cumhurbaşkanı değişmiş Fransa'nın. Bunların ikisinden de birer soru geldi. Ama ben tabii ki ders çalıştığım için hiç televizyon açmadım, hiç gazete okumadım. Zaten cep telefonu, internet falan olayları da yok o zamanlar. Dolayısıyla bu iki konu hakkında bilgisizdim. Bu soruyu yapamadım arkadaşlar. Yanlış yaptım. Yani bana doğru gelen şeyi işaretledim. Yanlış çıktı. Ama atmak zorundaydım. Çünkü atanmak için 15 tane fizikçi alacaklardı o sene. Gerçi sonradan öğrendim de, bir sene önce hiç fizikçi almadıkları için o sene de çok büyük bir beklentim yoktu yani. Cumhurbaşkanı tutturmuşum Allah'tan. İç ya kulağıma böyle bir, hani duymuşum bir yerden, bir otobüste, bir minibüste falan duydum ki o böyle bir zeminden o isim bana şey geldi. Bir de ona ışıkları da eski cumhurbaşkanını da, yani 2 hafta öncesindeki cumhurbaşkanını da koymuşlar. Değiştiğinden bile haberim yok ama onu işaretlemedim. Kulak dolgunluğundan gittim, doğru işaretledim. Ve işte 15 kişi atandı, 13. olarak atanmayı başardım. Ve karşınızdayım artık. Evet, burada bakın, küresel ısınmanın sonuçlarından biri işte buzullar eridiği için o buzullarda yaşayan kutup ayılarının da yaşam alanlarını ne yapmış oluyoruz? Ellerinden almış oluyoruz. Bu hayvanlar nerede yaşayacaklar? Büyük bir ihtimal nesilleri ne olacak arkadaşlar? Bu sürecin sonunda tükenecek, yok olacaklar. Biz davranışımızı değiştirmezsek. Şimdi bir tane kişiden bahsedeceğim. Geçen seneydi galiba. Time dergisi yılın kişisi seçti bu insanı. Bu kişi 16 yaşında bir kız çocuğu. 16 yaşındasınız ve dünyada yılın insanı seçiliyorsunuz. Ne yapmış olabilir bu çocuk acaba? Bu çocuğun hayatı biraz ilginç arkadaşlar. Okumanızı istiyorum. Çok bilinçli. Ama bu kadar bilinçli olmasının sebebi de otizm rahatsızlığının bir şeyi var, alt dallarından biri. O hastalığa sahip olması yüzünden belki de. 11 yaşındayken izlediği belgesellerden o kadar etkileniyor ki çocuk, bu küresel ısınma ile ilgili, bunların etkileri, hayvanlar üzerindeki etkileriyle ilgili o kadar kitap okuyor falan ve bunların etkisi yüzünden o kadar üzülüyor, o kadar üzülüyor ki depresyona giriyor uzun süre. Hatta konuşmuyor, iletişim kurmayı kesiyor. Onun hayatını bir okuyun istiyorum. İki tane internet sitesinden link ekleyeceğim bunun altına. Bu konu hakkında bilginiz olsun yani. Bu bir kültür sonuçta arkadaşlar. Siz de biraz bilinçlenin. Bu çocuk neler yapmış? Hangi özelliklere sahipti? Onu dünyanın o seneki kişisi seçmişler. Biri 3 dakikalık, yani 3 dakikanızı alacak bir haber. Diğeri de işte diğer haber. Onun hayatını anlatan, geçmişten bugüne kadar. Bir okumanızı istiyorum. Buranın altına ekleyeceğim onu. İşte bu çocuk. Time dergisinin yılın kişisi seçtiği. Greta. Burada böyle birazcık bahsetmiş. Bu kadarlık bir haber. Diğeri de bunun kadar neredeyse. Linklere tıklarsanız okuyabilirsiniz. Böylelikle konumuz bitmiş oldu. Çünkü son
metinde yine küresel ısınmaya karşı alınacak tedbirlere yönelik tasarımlar geliştirmenizi istiyor sizden. Bir proje var. Aynı kıstaslar işte bu anlama ölçütü. Ve yine sevgili öğrenciler diyerek ne yapmış size işte kaç kişilik grup oluşturacaksınız falan bunlardan bahsediyor. Dediğim gibi kısa, çok uzun değil. PDF dosyasını indireceksiniz zaten, açıklamalar kısmında bulunuyor. Oradan ne yapabilirsiniz? Bir okuyabilirsiniz bu kadarcık metni. Tamam. Bu dersimiz de bu kadardı arkadaşlar. Umarım çevreye karşı, hayvanlara karşı duyarlı bireyler olursunuz. Çünkü hani ben mesela şu anda 39 yaşındayım. Hadi bir 30 yaş daha yaşayayım belki. Belki de yarın öleceğim, bilmiyorum. İstiyorum ki benim o siz tatlı öğrencilerim, bilinçli öğrenciler olsun. Onlar da ne yapsınlar? Hani güzel yerlere geleceksiniz inşallah. Orada insanlarla etkileşim halinde bulunacaksınız. Siz güzel şeyler yaparsanız bu ülke, bu dünya güzel bir yer olur. Her şey size bağlı arkadaşlar. Kötülüğü beslemeyip iyiliği beslerseniz bu dünyada iyilik artacaktır. Bakmayın sizin çağda, sizin nesilde bazı ahlaki değer şeyleri bitirdi. Bakın namus falan, o tarz şeylerden bahsetmiyorum. Yalan söylememe, insana karşı dürüst olma, hak yememe, adil olma, hani güven yaratıcı, yani güven olan bir ortam yok artık. Bunu değiştirecek sizlersiniz. Umarım o güce sahip olursunuz. Kendinize iyi bakın çocuklar. Hoşçakalın.